sayesinde. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederiz. Çiz altın. Deprem bölgesinden İzmir Seferihisar'a gelen iki kadın öğretmen, ilçedeki halk eğitim merkezinde okuma yazma bilmeyen kadınlara ders vermeye başladı. Gönlünde. Onu böyle heceleyeyim. Depremzede öğretmenler kadınlara bir harf öğretmenin mutluluğunu yaşarken öğrenciler ise minnetlerini gözyaşlarıyla gösterdi. Ben Hatay ilinden geliyorum. Malum asrın felaketinden dolayı geliyoruz. Bizim bir dakikada her şeyimiz değişti. Bütün düzenimiz değişti. Sınıf öğretmeni olduğumdan dolayı burada usta öğretici olarak okuma yazma kursu açıldı bizlere. Ve böyle güzel insanlarla yollarımız kesişti. Burada okuma yazma bilmeyen insanlara okuma yazma öğretiyoruz. Aslında birbirimizin acılarına iyi geliyoruz diyebilirim. Çünkü onlar da bu yaşa kadar bir şekilde okumayı öğrenememişler, okula gidememişler ya da okula gönderilememişler. Ben bir acıdan, bir felaketten geldim. Onların yaralarını, eksiklerini tamamlamaya çalışıyorum ama onlar da bizleri çok güzel kucakladılar. Bizlere çok güzel ev sahipliği yaptılar. Birbirimize karşılıklı iyi gelmeye çalışıyoruz aslında. Eksiklerimizi ve acılarımızı tamamlıyoruz. Ben okuma yazmam var. Ben 4. sınıfta çıktım. Ben 35 yaşında kanser oldum. Bütün hafızalarımı kaybettim. Bir yıl sonra kendime geldim. Ondan sonra okumaya karar verdim. Hataylı, Kırkan. Öğretmeniniz de Hataylı, bir depremzede. Evet, onun için çok üzgünüm geldi. Torunlarım aile çadırdalar. Zaten daha çok bağlanıyorum. Ben evde hep okuyorum. Okullarda, çalıştığım yerde okuyorum, yemek yerken okuyorum. Gözümün her yerinde ne yazılar vardı hepsini okuyorum. Ya jinelerin hepsini yenilendiği için doktorum dedi, normal dedi. Bir yıl konuşamadım. İyiyim yani, şükür. Deprem ülkemizde yaşanan büyük bir acı. Oradan gelen depremzede öğretmenlerimize kucak açtılar dedi. Çocuk yaşımdan göndermediler. Bu sene dedim oğluma, dedim beni okula yazdır. Otobüslerin şeylerini, üstüne yazan yazılarını okumadan önce bir şey anlayamıyordum. Şimdi anlıyorum. Neyin faydalı, neyin zararlı olduklarını öğreniyorum. Çok istedik. Maalesef babam göndermedi. Kız çocuğu okumaz diye bizi göndermedi. Olsun, Allah razı olsun, bir şey demiyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Şu an ne güzel markete gidiyorum. Fiyatları okuyabiliyorum. Hanımefendinin dediği gibi otobüslere bindiğimizde en azından heceleyerek gideceğimiz yeri biliyoruz. Ya bir de bir güven geldi, bir öz oldu, yani güzel oldu kısacası. Allah yolunu açık etsin, Rabbim işini gücünü rast etsin ve Allah öyle eğitimcileri de başımızdan eksik etmesin inşallah. Bu arada çok çok iyi yaptınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Hani bu kadar acıya rağmen yine de böyle dört elle hayata sarılıp bizlere eğitim vermeniz bizi çok mutlu ediyor hocam. Çok teşekkür ederim. Adıyaman'dan geldim. Adıyaman'da resim öğretmeni olarak görev yapıyordum. Depremden sonra evimiz ağır hasar aldı. İzmir Seferihisar'a tayinimiz yapıldı. Yaptığımız iş bir kere çok onurlu. Özellikle kadınlarımızla ilgili yapılan her çalışma çok değerli. En azından bazı yaralarımızı unutmak mı desem, sarmak mı desem artık bilemiyorum o konuda. Kadınlarımızla ilgilenince, onlarla çalışınca bazı şeyleri unutabiliyorsun, öteleyebiliyorsun.